Evet arkadaşlar, bu dersimizde ise yazıcı kısmını yapacağız. Hemen şuraya geliyoruz. Hesap dökümündeydi bizim yazıcı kısmımız. Yazıcı kısmına geliyorum ama buraya gelmeden önce buraya birkaç tane toolbox'tan eleman atmam lazım. Birincisi print kısmına gelelim. Burada P harfine bastıktan sonra. Print document ve print preview dialog'ları aldım. Formuma bıraktım. Az öncekini bırakamamışım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi altta gözüktü. Şimdi print document'ın özeline gelelim. Buraya P'de yazıcı diyelim. Ardından buna da PP'de diyalog diyelim. Diyalog. Bunun document özelliğinden P'de yazıcıyı seçiyorum. Yani bunu. Buna çift tıklıyorum şimdi. Buraya ben yazdırma işlemiyle ilgili ayarlamalarımı yazacağım. Ama ondan önce yazdır butonuna tıkladığımda PP'de diyalog nokta show diyalog penceresini açmasını söyleyeceğim. Yani pencere ekrana gelsin diyorum. Şimdi buraya artık yazabilirim. String büyük harflerle string format yazıyoruz. Bakın arkadaşlar, yine bu elemanı bulamıyoruz. O yüzden ne yapıyorduk? Buraya geliyorduk. Şimdi çıkar. Niye çıkmadı? Bir daha yapalım. String format geldi. S format dedik. Eşittir new. String format. Böylelikle yeni bir format oluşturmuş olduk. S formata diyoruz ki element özelliğini content element hatta bu değildi. String element olacaktı. Near yanına yazmasını söylüyoruz. Şimdi şurada near'ın yanında nokta, hiç parantez yok. Artık bundan sonra yazıcımıza verileri yazdıracağız. Bunun için arkadaşlar bakın, şurada ekstra bir şey görüyorsunuz. Normalde bizim hep argument yazardı ama burada daha farklı bir şey yazıyor. Bunun için biz buradaki e değişkenini kullanarak e nokta ne diyorduk? Grafik nokta driving image değil, ne olacaktı? Draw string. Buldum. Evet, bunu çağırıyoruz. Artık buraya değerlerimizi yazabiliriz. Ne yazacağız? İşte başlığını yazabiliriz. Çıktı. Hesap hareketleri diyebiliriz. Hesap hareketleri. Ama kimin hesap hareketleri? Onu da yazalım. TX'te müşterinin burada hesap numarasını alalım. TX'te hesap no.txt artı şeklinde yazalım. Şimdi arkadaşlar, buraya artık bizim bakın gördüğünüz üzere system drive font diyor. Bir font belirlememiz lazım. Onun için şuraya geliyorum. Bir tane font oluşturuyorum. Font diyorum. Başlık olsun bunun adı. Eşittir. New font. Tipini belirliyorum. Verdan olsun. Virgül. 12 olsun. Bir de ne olsun? Font style. Ne olsun? Bold olsun. Bir tane daha font oluşturalım. Font. Ne olsun? Şuraya ismini düzgün yazalım. Başlık. Gövde olsun bu da. Yani içeriğin new font olsun. Bu da verden olsun. Yalnız bu yine 12 olsun ama bunun biz font style'ını belirlemeyelim. Başka. Bir de fırça oluşturmamız lazım. Solid brush eşittir SB olsun. New solid brush rengini belirleyelim. Color nokta black. O nasıl bir black? Evet, bunu da yaptık. Şimdi sırayla
Bu bilgileri buraya gireceğiz. Ne demiştik? Bakalım. Fontunu belirleyin demişti. Başlık olsun. Brush SB virgül. Şimdi noktalarını belirliyoruz. Mesela 200'e 150 olsun. 150. Bakalım arkadaşlar. Bir çalıştıralım. F5 dedik. Hesap işlemleri. Hesap dökümü. ACC 1000 dedik. Hesap ara dedik. Yazdır dedik. Bakın arkadaşlar. ACC hesabı hareketleri demiş. Ve bilgi geldi. Bu şekilde ben ekranıma bilgilerimi yazdıracağım. Bunu kapatıyorum. Şuraya bir boşluk koyalım. Arada boşluk olsun. Şunun aynısından bir tane daha oluşturalım. Hatta gerek var mı? Yok. Tamam. Şimdi bunun aynısından bir tane daha oluşturuyorum şuraya. Bu sefer bilgileri buraya yazacağız. Şuraya gelelim. Şunu silelim. Gerek yok buna. ID'si diyelim. Boşluk bırakalım biraz. Hesap no. İşlem tarihi. İşlem tutar diyelim. Bir de işlem türü. Şimdi şunun aralarına şu kadar boşluk bırakalım. İşlem tarihi, işlem türü. Şunu silelim. Şunu 70'ten başlatalım. X'ini. Bu da 100. Şunu 100 yapalım hatta. Çok aşağıdan başlamasın. 100. Hemen bunun aynısından kopyalıyorum. Bu sefer bu ne olacak? 170 olsun. Şuraya tire çekiyorum. Baştan sona olmak üzere. Şu şekilde. Yine bundan bu şekilde alıyorum. Artık bilgilerimi buraya yazdıracağım. Ama ne? Bunu bir while döngüsüne sokarak hemen şuraya, hatta daha doğrusu for döngüsüne. Benim list view'imdeki kayıt kadar list lv.items.count dedim. Bu kadar dönecek. Bunu aldım buraya. Şimdi şu bilgileri silelim. ID'si demiş. List view lv nokta hareketleri items'ına gel. Bunun ince items'ını al. Sub items'ı ne olacak? 0 olacak. Nokta text. Biz buna ne demiştik? Gövde demiştik. Artık buraya gövde alabiliriz. 70'ten başlasın. Burası da şöyle diyelim. I. Her seferinde i çarpı 30 artsın. Şunu 190'dan başlatalım. Bir parantez daha koyduk. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar anlatayım. Şunu biraz daha kopyalayayım. O zaman daha iyi olacak. 2, 3, 4, 5. ID, hesap mı? İşlem tarihi, tutar, işlem türü. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu da 4. Şimdi arkadaşlar bu bunu yan yana yazacak her seferinde. Mesela x'ini 70'ten başlattı. Y'sini de, yani şöyle düşünebilirsiniz, x ve y, x'i y bu taraftan başladı. Y'si de, yani y koordinatında 190, i çarpı 30. i 0 geldiğinde yani 190 olacak. Oradan başlayacak. Bunu eğer ben arttırmazsam el ile, yani şimdi görelim isterseniz örneği yaptıktan sonra, bir çalıştıralım. F5 diyelim. İşlemler, hesap dökümü, yazdır. Bakın arkadaşlar, hiçbir şey yazmadı burada. Çünkü aslında yazması gerekiyordu. Biz hesap çağırmadık. Bir daha yapalım. Hesap dökümü şuraya ACC 0100. Hesap ara dedik. Yazdır dedik. Bakın arkadaşlar burada hepsi üst üste geldi. Yani x'i 70 olan y'si de 190 olan yerde sıkıştı kaldı. Biz bunu elimizle arttırmamız lazım. Şuna 100 diyelim. Şuna 250 diyelim. Şuna 400 diyelim. Şuna da 600 diyelim. Şimdi çalıştıralım.
hesap işlemleri, hesap dökümü, ACC 100, pardon 1000, hesap ara dedim, yazdır. Bakın arkadaşlar, hesap no, işlem tarihi tutar, yatırım. Bu biraz kaymış, bunu biraz getiririz buraya, sıkıntı değil. Bu şekilde ben bütün hesap hareketlerimi yazdırmış olacağım. Hemen şunu düzeltelim, 600 değil de 500 yapalım. Ve en sonunda şuraya, şunun aynısını alalım aslında, şöyle. Yani hani bittiğini belirtmek amaçlı. Neydi? 70'e yazsın. 190 artı i çarpı nasıl yapabiliriz? I'nin, hatta şöyle yapabiliriz. List view l ve hesap hareketleri nokta items nokta count çarpı 30. Yani kaç tane kayıt varsa onun üzerine 30 koyacak. Yani 30 derken mesela 5 kayıt var. 5 çarpı 30, 150, 190 artı 150 ekleyecek. Hemen şurada toplam tutar diyelim. Buraya da toplam bakiye yazdıracağız. Yani toplam bakiye 2.3'te artı txt bakiye.txt dedik. Buraya artı 30 daha ekleyelim. Şöyle. Artı 30. Neden artı 30? Bir alta daha yazacak. Yani 30 birim alta yazdıracak. Şu 70'i de yani soldan 500 bıraksın. Yani soldan 500 sağa doğru yaslasın, yazdırsın. Bakalım. Hesap işlemi, hesap dökümü. Buraya ACC 1000 yazdım. Hesap ara dedim, yazdır dedim. Bakın arkadaşlar, toplam bakiye 125. Ya bu daha da düzenlenebilir. Yani hani ben şu an üstün körü yaptığım için böyle. ACC 1000 hesaplı hareketlinin bilgileri ve yazıcı çıktısı. Bu şekilde arkadaşlar biz yazıcı çıktısını da bu şekilde ayarlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.